Herkese merhabalar, herkese kolay gelsin. Mutlu, keyifli, güzel günler, haftalar, aylar, yıllar hepimizin olsun. Soner Arıca ile beraberiz. Number One Star programının bugünkü konuğu Soner Arıca. Soner'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Kaçalım isimli son single'la seni konuk ediyoruz. Evet. Bu son single'dan sonra herhalde yeni projeler de vardır. Onları da öğreneceğiz. Var var. Hiç durmaz. Proje bitmez yani. Evet. Dün akşam da yine bir düğünde şarkı söylemişsin. Evet, takip doğru, ediyorum sosyal doğru. medyadan. Konuk olarak bir de. Evet. Çok, şarkıyı çok seviyorlarmış, bir şarkımı. Evet. Evlenecek çift. Rica ettiler, gittim. Hediye olsun diye söyledim şarkıyı onlara. Ama senin şarkıların yıllarca hep böyle düğünlerde bir düğün dansı olarak falan da kullanıldı. Bazıları evet. Mesela işte Deniz Gözlüm, Sen Giderken Seni Seviyorum. Bu üçlü. Evet. Üçünden birine mutlaka rastlıyorum. Yani aradıkları zaman ben diyorum zaten. Diyorlar ki işte ya Soner Bey bir düğün var. İşte bazen nikah şahidi olur musun diyorlar. Bazen evlenme teklifi yapılacak diyorlar. Bir şarkı eşliğinde yapılacakmış dediklerine diyorum ki Deniz Gözlüm mü, Sen Giderken mi, Seni Seviyorum mu diyorum. Ya yani mutlaka evet, üçünden biri çıkıyor. Bir yanım gittiyle devam edelim. Evet. Arkasından yine Soner Hoca ile sohbetimiz devam, sürsün. Sürsün. Hadi bakalım o zaman. Number One Star programı devam ediyor. Konuğumuz Soner Hoca. Soner Hoca'yı hepiniz tanıyorsunuz zaten. Tanıtmama gerek yok. Kendisi şarkıcı, şair, radyocu, televizyoncu, düğünlerin vazgeçilmez aranılan isimlerinden birisi. Sahne sanatçısı, ses sanatçısı, dublaj sanatçısı, sanatçının sanatçısı. Dublaj sanatçısı. Dublaj yapsan çok güzel olur, sesin çok güzel. Bir iki reklam filmine yaptım ama hani dublaj sanatçısı titriyle değil yani, öyle denk düştü. Evet. Yaptım ama yok ya başka yok, bir... Yok yok, senin sesin çok güzel. Hani radyoculuk da yapıyorsun, oradan biliyoruz. O kadar güzel çıkıyor ki senin sesin. Çok ne derler ona? Hani fotoğraf için fotojenik derler de ses için ne dediğini biliyorum. Sesjonik. Sesjonik diyelim. Sesjonik diyelim. Yeni bir jargon üretmiş Yok şey, tonunu ben de seviyorum ya, rengini seviyorum sesimin yani. Hani bazen... Bariton mu oluyor senin sesin? Bariton, tenora yakın bariton ama. Tenora yakın bariton. Bir de bas bariton var, o daha kalın. Tabii daha kalın. Benimki tenora yakın yani işte. Ama seviyorum sesimin rengini. Şarkıda da seviyorum, konuşurken de seviyorum açıkçası ama... hızımla alakalı bir sorun var konuşurken. Bazen eğer heyecanlanırsam ya da bir şey hızla anlatmak istiyorsam karşıya, kelimeleri böyle yuvarlıyorum. Mesela ı falan çok diyorum yani, yakalıyorum kendim açıkçası öyle. Ama o da benim, bana ait bir şey olduğu için hani diğer türlü çok artistik, hani böyle dikkat edeyim de öyle konuşayım falan diye. Evet, evet. Biraz şey oluyor, telaşlandığımda kelimeleri yuvarlama tehlikem var yani. Evet. Şimdi yine bir klip arası verelim. Senin birbirinden güzel kliplerin var. Yakın zamana damga vurmuş Dönsen Bile mesela bir cover şarkı var. Bir zamanlar ben Nilüfer'den dinliyordum. Başka sanatçılar da söylemiş. Söyledi, çok seslendiren oldu. Çok söyleyen oldu. Benim hafızamda Nilüfer kalmıştı ama ondan sonraki yani son seslendiren Soner Arıca, bakın ne kadar güzel seslendirmişti. İzliyoruz klibi. Sonrasında buradayız. Efendim, Number One Star programı devam ediyor. Bugünkü star konuğumuz Soner Arıca. Birbirinden güzel şarkıları, özellikle romantik şarkıları hepimizin kalbinde taht kurdu. İşte sen de söylüyorsun, biraz önce söyledin Deniz Gözlüm, ondan sonra o kadar. Başka ne vardı? Seni sen seviyorum, giderken, sen giderken. Seviyorum. Kapını çalan benim, kapını bunu çalan benim. Saklı. Ya say say bitmez ki. Evet, yani hepsi hit olmuş. Evet, büyük şarkılar. Her seslendirdiğinde konserlerde hep birazdan söylenen, tekrarlanan şarkılar. Evet, evet, aynen öyle, aynen öyle. Enerjileri çok yüksek, evet, çok yüksek. Evet, evet, yani. Şimdi Soner Arıca sanat hayatı boyunca her şeyi pekiştirdi. Şarkıları pekiştirdi, sanatını pekiştirdi, işte hayatını pekiştirdi. Bir, evliliği pekiştiremedi. Şimdi her programda da bunu konuşmak zorundayız. Her programda da evet, sen her geldiğinde sonuçta yani bir insana 40 gün hani bir şey dersen olurmuş ya. Yani evet. 40 gün sonra, ben 40. programdan sonra Kadir bak nihayet. Hayır, ben ne diyeceğim biliyor musun? Soner Arıca'ya evlenecek bir kişi arıyoruz. Evet. Bununla ilgili efendim sosyal medyada bir hashtag açacağız. Soner Arıca evlenmek istiyor hashtag ile. Sonrasında da Soner Arıca'ya o hashtag Kadir, hayır, Kadir Soner Arıca'yı evlendirmek istiyor diye açmamız lazım. Çünkü Soner Arıca istiyor dediğinde başka bir anlam içeriyor. Evet. Evet. İstemiyorum çünkü. Ben zorla kendisini evlendirmek evet, ve bu soruyu daha sormamak istiyorum. Magazin programları gibi olduk. Her konuğa mutlaka bir evlilik sorusu, bir çocuk sorusu. Evet, seni izliyorum. Evet. Nedense böyle bir şey var yani. Bilinçaltına bakmak lazım. Yok. Evet. Senin bilinçaltını bir temizlememiz lazım. Yok, magazinde lazım. Çalıştığım için. Tamam. Magazin programları seslendirmesi yaptığım için. Evet. 5 tane konunun iş yaptığını biliyorum. Evet, ne onlar? Dünyanın sonu da gelse, Allah korusun. Bu 5 soru çok iş yapıyor.
Bekarlara evlilik çocuk 2. Evet. Ondan sonra çapkınlık, aldatma vesaire. Evlilere onlar mı? Anne baba olayı ve işte özel hayatında yakın zamanda yaşadığı bir bomba. Tamam, peki bir şeyi anlamadım. Ha, ihanet, aldatma, hani baş şey değiliz. Onu sormuyorsunuz. Ya, zaten evliyse, sevgiliyse, yani nişanlıysa aldatma bunlar. Ya bir şey soracağım. Bunlar çok reyting yapıyor. Evet, ama mesela şey, hala bekarlara evlilik reyting yapıyor mudur? Bence çok yapmıyordur. Çünkü yani eskidi bence, demode oldu. Yok, eskimedi. Herkes merak ediyor. Diyorlar ki hani nasıl birisiyle evlenir? Benimle evlenir mi? Düşünüyor insanlar mesela, evlenmek isteyen genç kızlar da düşünüyor. Yani bu sanatçı benimle evlenir mi? Ya da genç erkekler diyor ki işte bilmem kim benimle evlenir. Anladım, acaba. Çünkü hoşlanıyor. Tek taraflı hoşlanıyor. Artık hani sosyal medyadan, direkt mesajlardan herkes herkese yazıyor ya. Hani benimle evlenir misin? Cevap alamıyor. Ha doğru, evet, orada çok hiç mesaj bekliyorsun. Peki mesela tamam, bir programda cevap veren oldu mu? Evet, ben işte evlenmek istiyorum o kişiyle falan diye. Öyle de olmaz herhalde. Yani Gökhan Tepe mesela bizim programda açıklamıştı. Hı-hı. İşte şu tarihte evleniyorum, ilk defa burada söylüyorum. Tarihte de yakındı herhalde. Yakındı. Tamam, bir şimdi yakın bir tarih yoksa ben nasıl söyleyeceğim? Şunu diyebilirim. Evet, bir gün evlenebilirim. Niye öyle durdun? Niye şaşırdın? Ya o bir gün, ama ne zaman? İşte yani şey, yani geniş zaman. Geniş zaman zaten. Yok, evet. Yakında tarihi yok. Şimdi Gökhan Tepe'nin tarihi alınmış. O yüzden söylemiş hani. Böyle bir alınmış tarih olmadığı için. Bir klip arası verelim. Tamam. Sonra yine devam edelim. Diğer konuya geçelim hemen birazdan. Hangi konu? Sen dedin ya şunu konuşalım diye. Ha, onu da konuşmuş olduk, pardon ya. Başka bir şey konuşalım o zaman. İyi tamam, başka bir şey konuşalım. Aklı bir şey konuşalım. Tamam peki. İlk defa bir şey açıklayacak Soner. Hayırdır inşallah. Açıklamayacak. Açıklamayacaksan niye konuşacağız? Niye değil mi diye konuşacağız? Onu da konuşmasak da olur o zaman. Olur. Yani. Neyse, bir klip izleyin, dönelim. Number One Star programı devam ediyor. Konuğumuz Soner Arıca. Onu hepimiz çok seviyoruz, hepimiz biliyoruz. İlgiyle şarkılarını takip ediyoruz. Yeni şarkıların hepsi de hit oluyor. Mesela her yıl bir şarkı çıkarıyorsun, her yıl hit oluyor. Evet. Buna bazıları gıcık oluyor olabilirler. Oluyorlar. Valla tahmin ettim. Oluyorlar. İnsan gerçekten. İnsan kıskanır yani, değil mi? Ya kıskanmak demeyelim de yani şu mesleki kıskançlık hepimizde olabilir zaten. Ya ben de bazen bir iyi bir şarkı görüyorum. Tatlı kıskançlık. Evet ya, şeyler hani öyle şeyler olabilir de. Mesela son zamanlarda bu Alper Narman'la Onur'un yaptığı şarkıları çok beğeniyorum. Hı hı. Hatta onlara da böyle sosyal medyadan yazıyorum yani. Hani ne zaman bana şarkı, ne zaman şarkı diye, ki kendim şarkı yazmama rağmen. Bazen öyle şeyler oluyor ama evet, son 2 yıldır benim yaptığım şarkılarla ve kliplerle ilgili. Ya kliplerle ilgili şeyden anlıyorum biraz. Hiçbir yerde Soner'in klibini izledik, çok güzel olmuş yazmıyorlar mesela sosyal medyada filan. Şimdi bunu görüp de yazmamaları bana biraz enteresan geliyor. Şimdi garip geliyor. Çünkü aynı kişi ne bileyim bir başkasının klibini, hatta hiç bahsedilmeyecek bir klibi bile yazabiliyor yani, sen, görüyorum. Sen yazıyor musun onlara? Ya ben onlara derken. Onun klibin güzel olmuş, tam dervişe benzemişsin falan gibi yazdın mı? Hayır, herkese ne bileyim işte Elif Kaya'nın klibi çıktı, paylaştım çok güzel oldu diye. Ya da işte sosyal medyada bir şey gördüm, mutlaka paylaşıyorum. Sen bu arada Yıldız TV projesinde okuyor yok, musun? Yok, okumuyorum. Yok musun? Evet, çok isterdim ama olmadı herhalde. Öyle bir albüm geliyor Özdemir Plak'tan galiba. Şu anda da Selim Çaldıran'ın stüdyosunda Ferhat Göçer'de. Harıl harıl işte, çalışıyorlar. Buray vesaire gibi bayağı bir sanatçı. Evet evet evet. Kadro çok şey, Yıldız kalabalık. Yıldız TV şarkılarını okuyorlar. Yakında evet. O compilation albüm de çıkacak. Bence çok iyi bir proje olacak. Bence de. Çok güzel şarkıları var Yıldız'ın çünkü. Yıldız bir de benim çok sevdiğim bir sanatçı. Yani hem şarkıcı olarak çok seviyorum, hem söz yazarı hem besteci olarak seviyorum ama kısmet değilmiş. Ahmet abinin, Ahmet Selçuk İlkan'ın projesinde oldum ama albüm ikiye bölündü. Orada çok sevdiğim bir şarkıyı okudum, Islak Mendili, ama ikiye bölünen kısımdayım. Yani o daha pop şarkılarının olduğu. O ne zaman çıkacak bilmiyorum. Yakın tarihte çıkabilir. Çok seveceksiniz ama. Çok güzel oldu bu nasıl yeni versiyonum. Evet, evet. Değil mi? Öyle bir şey. Evet, nasıl unuturum sevgilim senin. Ölüme götürür hasretin beni. Islak mendilini, yırtık resmini, geri al sevgi. Sen de böyle söylettin şarkıyı. Yo, ben de söyleyebilirim. Tamam, beraber hadi. Geri al sevgilim, bende kalmasın. Madem ki ayrılacaktık. Madem ki bu gece ayrılacaktık. Ha, bu gece ayrılacaktık. Evet. Ümit Meser'i de buradan sevgiyle anıyoruz, sevgilerimizi gönderiyoruz. Gerçekten de Ümit Besen gibi olmasa da Ümit Besen tadında bir yorum olmuştur tahmin ediyorum. Farklı tabii. Onun da bambaşka bir tadı var yani. Ümit Besen'in şarkılara verdiği lezzet de bambaşka ya. Ya bir de şey var mesela, çok enteresan. Bazen bazı yorumcuları hani zaman geçtikçe daha da kıymetini anlıyorsun ya. Ha, onu mesela. Konuşacağım. Bir dakika. Bir klip arası verelim, onu konuşalım. Tamam. Bir klip arası veriyoruz.
kıymeti sonradan anlaşılan sanatçıları konuşuyoruz. Number One Star programı devam ediyor. Konuğumuz Soner Arıca. Evet, mesela Müslüm Gürses tam böyle hayatını kaybetmeden bir yıl önce, iki yıl önce keşfedildi. Entelektüel çevre tarafından. Aslında o zamana kadar da biliniyordu da işte çok fazla böyle bir önemsenmiyor ya da böyle bir değişik bir bakış vardı. Sonra bir baktık o Sandık albümüyle falan pop söylettirdiler Müslüm Gürses'e. Sonra Müslüm Gürses gece hayatında aranılan isimlerinden oldu vesaire. Çok kıymete bindi. Aslında ülke tapıyordu yani gerçekten hani büyük yüzdelerle ama işte şey gibi bir algı var ya bazen hani vitrinlerde değişik yerlere bakıyor ya insanlar. Hangi vitrinde durduğuna bağlı olarak seni farklı değerlendirebiliyorlar. Benim mesela Ferdi Tayfur'la ilgili çok enteresan bir anım var. Zaten büyük olduğunu biliyorduk ama bir Adana konserinde, bu çok önemli bir anıdır. Bir Adana Film Festivali sırasında konserler vereceğiz. İşte mesela Yaşar İzel'le partner oluyor. Aşk Nur Yengi, Levent Yüksel'le çıkıyor. Her gün iki sanatçı çıkacak, tamam mı? Ben de şey dedim, Ferdi Tayfur'la birlikte çıksak, hani onun sahnesinde yer alsam. Şimdi Ferdi abiyi çok seviyorum, şarkılarını seviyorum ama seyircisini, yani o kontağı bilmiyorum, tamam mı? Merak ettiğim için. Bir de Adana'da. Bir de Adana'da arabesk dinleyicisinin de karşısına çıkmak istiyorum, tamam mı? Yeni şarkı söylemeye başlamış, Vefasız patlamış, Derbeder üzerine patlamış filan. Hayatın hiç böyle unutamayacağım bir konserdir. Yani 18 bin kişilik bir açık hava tiyatrosu var orada. Herhalde işte 50 bin kişi vardı. Herkes sırıtaydı. Evet. Herkesin üzerinde Ferdi Tayfur yazıyordu. Bandanalar. Şey, vücutlarına yazmışlar filan. Evet, evet. Ve bana dediler ki hiç unutmayalım şey dediler hani ya Soner sana 3 şarkı söyletip indirirler seyirci yani. Tutmazlar seni sahnede dediler. Evet. Dedim ki olsun ya o anı yaşamak istiyorum dedim. Bir tane de söylesek yeterdi seyirci. Evet dedim ki onu yaşamak istiyorum ve gerçekten ya yani böyle bir görkem, böyle bir tezahürat, böyle bir şey Ferdi abi için yapılan ama ben de payıma düşeni almıştım. Çok yeniydim çünkü. Orada şunu gördüm. Yani gerçekten halkın sevdiği biri olmak, yani her şekilde sevdiği biri olmak. Bunun çünkü popülerlikle falan alakası yok. Onlarla kurulan derin kontakla alakası var. Çok başka bir konfor, çok başka bir lüks. Yani o yüzden benim için çok ölçü olmuştur o konser. Hiç unutulmazlarım arasındadır. Evet. Sonra da yolumu biraz değiştirdim zaten. Evet. Şimdi baktığınız zaman ben bu eski Gülhane konserlerini izliyorum. Biz yetişemedik o konserlere ama on binlerce insan toplanırmış. Tabii. İnsanlar kendilerine zarar verirlermiş. Sevgiden, sevgisi kaba sığmazmış insanların. İşte Müslüm Gürsesler, ondan sonra Ferdi Tayfurlar, İbrahim Tatlıses'ler. Tabii. Sessiz büyük çoğunluk Orhan Gencebaycılar. Tabii. Ondan sonra ama işte bir kesim bunları çok bir uzun bir müddet kabullenmek istememiş. Kendileri de gizli gizli dinledikleri halde. Çok gizli mi? Hem de herkesten daha fazla dinledikleri var. Şimdi nereden ortaya çıktı? İşte Müslüm Gürses'e pop albümü yapıldığında, entelektüel mekanlarda çıktığında o mekanlar tıklım tıklım o insanlar tarafından doldurulduğunda. Aynen. Öyle nedense de bu niye gerek varsa böyle bir şey değil mi? İşte müzik müziktir. İçinde çok acılısı var, az acılısı var, şekerlisi var, az şekerlisi var değil mi? Yani gibi. Evet. Müzik seviyorsan hepsini seversin aslında. Yani. Aynen öyle. Şimdi yine bir Soner Arıca klibiyle devam edelim. Sonrasında buradayız. Number One Star programı devam ediyor. Konuğumuz Soner Arıca. Şimdi kaçalım son video klip şarkın ve aynı zamanda son single şarkın. Bundan sonra ne yapacaksın? Hemen onu öğrenelim. Hazır iki şarkı var. Yani hazır iki şarkı var derken zaten albüm hazırlığı olduğu için şarkılarda sıkıntı yok. Yine single bir tane. Yine evet önce bir single gelecek. Slow hareketli. Yok muhtemelen hareketli gelecek Kadir. Çünkü şundan yani ben hani dediğimin arkasında durayım diye aslında içim gidiyor bir slow şarkı var ve paylaşmak istiyorum bir an önce ama galiba bir hareketli şarkı daha vermemiz lazım. Hani bu şeyi o aurayı biraz daha parlatmak istiyorum yani hareketli şarkılarla ilgili aurayı. Öyle çok güzel bir şey oluştu çünkü. Hani gereksiz bir korkum bilmiyorum ama birden slow verirsem hani evet işte dayanamadı baskılara ve slow söyledi mi gibi bir yorum gelebilir. İstemiyorum şimdi onlarla uğraşmak. Çünkü şarkı çok var. Albüm içinde hazırlanan çok güzel şarkılar var ama biraz önce de söyledim ya işte başka bestecilerin şarkılarını da söylemek istiyorum diye. Klibin Hande Yener'in klibine benzetildi. Birazdan bu konuyu konuşalım mı? Ne dersin? Hangisini? Bir saniye ama neden böyle hemen şimdi? Hayır bir dakika yok. Tatlı tatlı konuşuyordun. Birden suratlar değişti. Nasıl olur? Kim benzetiyor? Kim lan? Hangi gafil? Kim lan? Birden
Soner Aracan'ın... Evet, surat hangisi ne diyor? Yok, benzersiz bir şekilde değişti. Tamam tamam. Evet, konuşalım. Dur bir dakika, bir saniye tamam. Şarkı arası verelim. Ondan tamam, sonra buradayız. Bir konuşalım bakalım neymiş o. Soner Hoca ile beraberiz. Konuğumuz Soner Hoca. Kendisini ben de çok da severim. Çok temiz kalpli, iyi bir insan. Gerçekten örnek bir sanatçı. Hepinizin de çok sevdiğini biliyorum. Radyo programları da çok başarılı sevgili izleyiciler. TRT FM'de radyo programları da yapıyor kendisi. Eskiden peş peşe geliyorduk. Şimdi bir aramızda bayağı bir şey var, ara var, açı var. Neyse. Her neyse yani. Soner Hoca stüdyo konuğumuz. Gerçekten olağanüstü bir insan. Bütün bunları niye sıralıyorum? Çünkü kızmasın diye bir soruyla devam edeceğim. Genelde öyle yapılır biliyorsunuz. Evet, öyle yapılır. Seni çok seviyorum. İnanılmaz bir insansın ama. 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 Bu Hande Yener'le de seviyorsun klibindeki benzerliği de gözden kaçıramayız. Seviyorsun klibiyle Hande Yener'in klibiyle benim klibim benzemiş mi birbirine? Senin şimdi Kaçalım klibi var ya. Evet. Orada bir çöl sahneleri bilmem ne falan var. Hande Yener'de de böyle bir sahne var. Evet, her gördüğün çölde Leyla ile Mecnun'da da çöl sahnesi bitmiyor. Mahmut Orhan'ın bitmiyor. Feel şarkısı evet. Galiba orada da benzeri bir şeyler var. Kapadokya ya da Sevmi'de olabilir. Kapadokya, Kapadokya görüntüleri falan. Evet. Yani 3 klibinde birbirine benzer tarafları var. Var. Tesadüfen olmuş olabilir. Varmış. Ya da sen onlar senden kopyalamış olabilir. Bak şimdi şöyle anlaşalım. En son kiminki çıktı? En son Soner'inki çıktı. Şöyle anlaşalım. Oradan kurtaramayız. Yok şöyle, hepsi aynı zamanlarda çıktı. Yoksa da. Aynı yönetmen mi çekti? Yok değil, aynı zamanlarda çıktı da şöyle bir şey var. Klip konusunda özellikle şunu çok rahatlıkla söyleyeceğim. Hani 67 tane klip yapmış biri olarak. Evet, evet. Hani oturup da bir başkasının klibini görüp, aa onun gibi klip yapacağım. Hani yurt dışında izliyorum evet zaten. Evet, izliyoruz evet. Mecbur herkes birbirinden etkileniyor. Evet. Bizde de içsel olarak etkileniyoruzdur ama Hande'nin de Mahmut'un da klibine bakıp da hani ben ki ikisi de güzel. Özellikle Mahmut'unkini de çok beğendim bu arada, klibini. Gerçekten çok beğendim. Hande'yi de çok seviyorum şarkıcı olarak. Evet. Hani çok rahat söylerim ama yok, klip konusunda oturup hani bizden birine bakıp da şunu taklit edebileceğim diye dediğim bir klipte henüz karşılaşmadım yani. Evet. Bilmem oldu mu cevap, çok iddialı bir şey söyledim aslında. Bir klip arası versek, ben de bu anlattığını düşünsen. Düşün. Konuyu çözeceğim, birazdan burada olacağız arkadaşlar. Sakın bir yere kaybolmayın. Ben de buradayım, Soner Hoca da burada. Bak ikimiz de buradayız. Bu konu kapanmadı daha. Kapanmadı daha, var söyleyeceklerim var. Geliyoruz. Soner Hoca stüdyomuzda, programımız devam ediyor. Gerçekten çok keyifli bir şekilde devam ediyor. Ya ben tabii o soru geldiği için soruyorum yani. Mesela ya zaten, benziyor falan, dinliyorlar. Her şeye, şeye benzeyebilir. Hayatta her şey olabilir ama benim kliple mesela... Kliple ilgili konuyu konuşuyoruz. Tabii da. Tabii benim ama asla mesela klipleri son derece vasat olan bazı şarkıcılar var. Onlar da mesela arıyorlar. Hani bizimkine de benzedi diye filan. Hani Mahmut'la Hande buraya zaten örnek olarak olmuyorlar. Klipleri gerçekten güzel onların. Şarkıcılıkları da çok iyi. Şarkıları da iyi ama bazen böyle kliple hiç özenmeyen biri bile kalkıp birilerinin klibine laf edince şey diyor mesela, ya niye diyor ki şimdi bu neye dayanarak diyor diyorum ben yani her şeye böyle hani her konuya katılayım diye düşünen evet. Bazı şarkıcılar var yani. Ya ben de bazen bozulabilirim tabii yani benim de klibim birisine benzetildiğinde mesela çok özgün bir fikir bulmuşsam ama fikirler de zaten çok fazla değil o yüzden de benzeyebilir de. Çok yani. Zor zaten yani. Artık günümüzde çok zor şunlar. Mekan da kalmamıştır. Mekan kalmadı, fikir kalmadı yani fikrin içinde farklılık yaratmaya çalışıyoruz. Oturup düşünüyor musunuz ne yapsak ne yapsak? Tabii ki aynen öyle günlerce sürüyor yani ama benim en temel yaklaşımım Allah'tan bu son 6 klibi yaptığım yönetmen arkadaşım Gökhan Özdemir'in de genel anlayışımız şundan yana hani evet havalı şeyler yapmak istiyoruz ama şarkıya mutlaka bir şekilde hizmet etsin yani bir şey anlatsın hani bir alt metni olsun diye uğraşıyoruz yani en sade olanda bile evet. Hani bir de mutlaka derdi var yani. Şimdi izleyicilerimiz bu klip muhabbetine sıkılmış olabilirler. Evet hadi şeye gidelim. Bulaşık yıkıyor musun mesela? Yıkadığım zamanlar oluyor. Elde evet. Mi yıkıyorsun makinede mi yıkıyorsun? İkisinde de yani elde de yıkadığım oluyor. Makine evet. Zaten makinede daha çok zaten de evet. ama aparatif şeyleri böyle elinle yıkadığım tabii, oluyor. Tabii tabii mesela yani. Şeye çok üşeniyorum. Önlük takar mısın sana öyle? Yok hiç. Ya da yemek yaptın. Yok hiç. Üstüm pislenmiyor mu? Olsun yani mesela pislensin. Mesela bazen şeyde bile ya bu bir takıntı değil ama bir iki televizyonda yemek programına takılmıştı. O Ümit Usta falan vardı ya hani bir ara. Evet, evet. Orada da yani yok hiç aklıma gelmiyor ama şey çok komik. Niye bilmiyorum. Mesela kahve fincanını çok yıkarken buluyorum kendimi. Şeyden herhalde. O en çok hani sık tükettiğim bir şey ya. Hani niye evde bir sürü fincan var ama o yediğimi içtiğimi yıkıyorum mesela. Kahve fincanını içtiysem hani
Onu yıkıyorum. Niye bilmiyorum yani. Sonra nedenini bilmeden yıkıyorum. Şey. Hayır canım. Bari bir tane daha iş olarak birikebilir. Yıkarsın ama ona nedense içtiğim zaman hemen yıkıyorum. Çok Soner ilginç. Hocanın ilginç bir takıntı var galiba. Bak şimdi hatırladım evet. Yani. Değil mi? Hep kendimi onu yıkarken buluyorum. Evet. Çok güzel. Kahve falına bakıyor musun? Yok hiç anlamam öyle şeylerden. Musun? Hiç sevmem. Fala inanıyor musun? Ya inanmak inanmamak değil de şeyi sevmiyorum. Yani gelecekten böyle haber almak duygusu çok hoşuma gitmiyor. Gerçekte çünkü... onu haber almak istemiyorsun. Yani gerçekte olsun. Şeyden istemiyorum. Çünkü o zaman sanki o beklenti içine gireceksin gibi. Ama şeye bakıyorum mesela. Gezegenlerin hareketleri ne durumda? Astroloji bize imkan tanıyor mu, tanımıyor mu? Hmm. Hani iyi şeyler sunuyor mu, sunmuyor mu? Bu şu demek değil. Hani öyleyse öyle olacak değil ama evet mesela şey yaptığım bana şöyle bir faydası oluyor. Diyor ki bak bu gerilimli açılar var. O yüzden kimseyle kavga etme. O gün karşılaştığım insanlar hep şanslı. Çünkü ben kedi gibi oluyorum böyle. Evet, tabii ne güzel. Hayat güzel. Tabii. Evet. Şimdi dur bir klip arası verelim. Sonrasında buradayız. Soner Öce ile devam ediyoruz. Programımız devam ediyor. Number One Star'dayız sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz bu stüdyoda birbirinden önemli sanatçılarımızı konuk ediyoruz ve unutulmaz anları da yaşıyoruz. Bunları da bir YouTube adresimize koyuyoruz programdan sonra. Yayınladıktan evet. Sonra Number One Türk TV'den televizyonda yayınladıktan sonra YouTube adresimize koyuyoruz. YouTube adresimizde şu anda yazıyor Number One. Number One. Evet orayı da lütfen takip edin. Bu programların tekrarlarını oradan izleyebilirsiniz. Ben izliyorum bazen. Güzel oluyor yani. Ya güzel bence de. Mesela biz bir X bir sanatçıyla program yapıyoruz. Sonra onunla ilgili bir haber çıkıyor. Sonra diğer magazinciler, haberciler merak ediyorlar. Hemen oraya giriyorlar. Bizi bile aramıyorlar. Tak oradan haberi alıp yayınlıyorlar. Tabii. Ben hatta burada işte hani anons boşluklarında falan şey diyorum yani. Sonra mikrofonu kadar düzgündür. Bak öyledir falan. Ya, ya bu şey çok feci oldu. Her yerde böyle görüntü alınıyor olması. Şu an burası için söylemiyorum ama. Tabii, sürekli tabii. Bir takım telefonlar çalışıyor bir yerlerde falan. Yani sokakta, plajda, ne bileyim restoranda sürekli görüntü alt hani şey kamera seni takip kayıt ediyor. Altındasın. Kayıt altındasın. Ha tamam. Ve doğru cümle buydu kayıt. Sürekli röntgenlendiğini düşünüyor insanlar. Çok feci. Yani bu dediğimin şeyle alakası yok. Hani şöhret olmak zor falan gibi bir şeyle alakası yok. Yok her insanın başında. Her insanın başında var. Çünkü seni çekerlerken burada oturan da gidiyor. Tamam mı? Evet. Kaç kişi bana şey yazdı. Patladılar o yüzden. Evet. Hikayemde, hayır benim hikayelerimde falan. Ben hikaye evet. Çekiyorum böyle evet, tabii. Evet. Ya yapma. Ondan sonra bir ya Soner Bey kaldırır mısınız onu? Bana da klipte oluyor. Evet bana da. Telefon açıyorlar kaldır bana komplo evet. Mu kurdun diyor. Evet. Ne komplosu kardeşim ben belli çekiyorum yani. Şimdi şeyde cumartesi geceleri sahneye çıkıyorum ya ben de. Evet. Şimdi onu ben çekmiyorum videoları doğal olarak. Orada çekilmiş videolardan bazen işte Tom Meister çıkıyor. Bazen biri halkla ilişkiler çekiyor. Bana gönderiyorlar. Ben de paylaşıyorum. Evet, evet. Bana hemen bir mesaj geliyor. Kaldırır mısın Soner Bey orada? Diyor ki ne oldu? Ne var? Anladın mı? Çünkü ben diyorum ki benle ilgili bir anormallik var herhalde. Sonra uyanıyorum tabii işe. Arkadaşlar sevgilinizden, annenizden, babanızdan ya da eşinizden habersiz bir yerlere gitmeyin. Gidecekseniz bayağı çöle gitmeniz lazım. Yurt dışına falan gitmeniz lazım. Yurt dışı yani. Falan değil. Artı oralarda değil. Çünkü şeyden ya öyle bir şey yok. Ya herkes her yerde çekim halinde. Doğru. O yüzden bence bildiğin hani bizim kaçalımı çektiğimiz çöller gibi çöller. Hani doğru. Telefonlar çekmeyecek, internet yani video falan hiçbir şey çekilemeyecek. Anladın doğru, mı hani? Doğru. Telefonun şarjı bir çek doldurulamayacak. Teknolojinin de tabii zararlı yanları da var çünkü bütün akıllı televizyonlar ya da işte bilgisayarlar, telefonlar hepsi bizi kayıt altına alıyor aslında. Evet aynen. Şimdi Face ID diye bir şey çıktı yeni jenerasyon telefonlarda. Eskiden parmak izimizi alıyordu, işte konuşmalarımızı, ses imzamızı vesaire. Şimdi artık yüzümüzü de alıyor yeni cihazlar. Çünkü rezalet. Yüzümüze tuttuğumuzda cihazlar açılacak. Böylece bütün her şeyimizi ele geçirmiş oluyor bu teknoloji. Geçirdiler zaten. Cihazlarının firmaları diyelim ve bir klip arası verelim. Tabii ben sonra bir şey söyleyeceğim. Soner Arıca stüdyomuzda ve bugün de programın sonuna geldik. Daha doğrusu bu sefer de programın sonuna geldik. Bitti program. Evet bitti. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ve şarkının tarihi belli mi? Yeni şarkının. Muhtemelen Kasım. Kasım kesin. Ama Kasım'ın sonunu bulabilir. Yani hazır şarkı ama işte o klibi çekilecek vesaire bir sürü şey var ya onlar evet, kolay evet. Olmuyor. Bir de şimdi uzun sürecek bir çekim bekliyor bence bizi. O yüzden Kasım sonunu bulabilir. Yeni şarkı öyle. Her şey yolunda giderse de sanıyorum Mart-Nisan gibi artık albüm formatında bir şey tamamlanmış olacak.
İstanbul'da yine her zamanki mekanda izlemeye devam ediyorlar seni. Aynen, her cumartesi gecesi sahneye çıkmaya devam ediyorum. Çok da güzel gidiyor. Yani gittikçe demlendi orası da yani. Hani birbirimize çok birbirimize çok alıştık. Devam ediyoruz. Ben bir sanatçının belli bir yerde çıkmasını çok beğeniyorum. Daha doğrusu olumlu karşılıyorum. Çünkü aklıma geldiğinde Soner Aracı bugün nerede diye düşünmek istemiyorum. Soner Aracı cumartesileri orada değil, evet. Daha sık da gidebilirim. Aynen. Yani o sıkıştırmıyorsun kendini nasıl olsa. Evet. Hani gideceğin zamanı belirliyorsun. Ve o açıdan iyi, ben de mutluyum. Bir de şey çok önemli. Ya o hani mekanların da enerjisi var ya, o karşılıklı birbirimize geçti galiba. Evet, şimdi evet. Oraya gelen konuğu da sarmalıyor bence o. Doğru. Şimdilik her şey yolunda ve iyi gidiyor. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Konuk olduğun için. Tekrar görüşürüz. Görüşürüz. Yeni şarkıyla, yeni şarkılarla artık.